Merhaba. Telefonu kullanabilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkürler. Bunun telefonu. Hayır. Ben şu an hiç uygun değilim. Başka bir zaman erteleyelim. Meşgul. Leyla'ya da haber vermedim. Leyla'nın numarası neydi ki? Yok, hatırlamıyorum. Onu çok sık aradığım için onunkini hatırlıyorum herhalde. Duymuyor. Sen? Senin ne işin var burada? Burada olduğumu nereden öğrendin? Bunun hiçbir önemi yok şimdi. Ya ben seni aradım ama senin telefonun kapalıydı. Ya ben de seni hastanenin telefonundan aradım ama duymadın. Ya tamam da sen neden geldin buraya? Adamların ikisi de yakalanmadı. Yani bu şekilde senin dışarıda olman çok tehlikeli. Hem Fikret'in de neler yapabileceğini kendi gözlerinle gördün. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. Koray vuruldu, hastaneye getirdik. Yani bırakıp gelemezdim. Koray. Ben mahalleye gittim. Sana, ben seni... Neyse, hiçbir önemi yok bunların. Bak, daha yeni çok büyük bir tehlike atlattık. Konuştuk bunları seninle. Ya biliyorum ama sen de beni anla. Yani babamla Yasemin bu durumdayken hiçbir şey olmamış gibi elim kolum bağlı duramazdım. Koray nasıl? Ne diyor doktorlar? Ameliyatta. Bekliyoruz. Durumu ciddi dedi doktor. Merak etme. Düzelecektir. İnşallah. Neyse. Babamların yanına gitmem lazım. Ha bu arada ya Leyla'ya haber veremedim de telefonu verir misin? Alo. Leyla'cığım ben Zehra. Evet ya hastanedeyiz. Ya kusura bakma şarjım bitti. Biliyorum canım ama o kadar zor durumdaydık ki. Öyle mi? Tamam. Benim şimdi kapatmam lazım. Ben bu gece de burada kalabilirim. Hayır olmaz. Yani çok tehlikeli. Ama onları yalnız bırakamam. Sen şimdi git. Babam seni görmesin. Ben sana haber veririm.